Herkese selamlar arkadaşlar, herkese merhabalar. Kur'an'ın İlkeleri isimli video serisinin 6. bölümünü çekiyoruz şu anda. Eğer izlediğiniz bu ilk videoysa, hani baştan başlasanız iyi olur diyelim. Âl-i İmrân suresinde kalmıştık. Âl-i İmrân suresinden başlayalım. Bu arada neyi konuşuyoruz? Kabaca birkaç saniye izah edeyim. Kur'an-ı Kerim'deki genel ilkeleri, yani genel Ayşe teyzeyi de, işte Mustafa Sandal'ı da, işte ne bileyim DJ'yi de, barmeni de, herkesi kucaklayacak, herkesin anlayabileceği, herkesin 3 aşağı 5 yukarı ne oluyor, ne bitiyor, Kur'an-ı Kerim'de ne anlatılıyor, 3 aşağı 5 yukarı ben öğrenmek istiyorum, Kur'an ilkeleri, emirleri, yasakları neler, öğütler neler diye merak edenlerin ve okumaya üşenenlerin faydalanabileceği bir video serisi olsun niyetiyle böyle bir video serisine başladık diyelim. Âl-i İmrân suresi ile devam ediyoruz. Taşlanmış şeytanın şerrinden, dışlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah. Ondan başka ilah yoktur. O diridir, kaimdir. O sana kitabı, hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in şöyle bir anlatım dili var. Genelde üçüncü tekil kişi olarak konuşur. Yani Allah kendinden bahsederken kendisine o der, Allah der. Kendisini anlatırken, bize tanıtırken Allah diye bahseder. Ben birinci tekil zamir pek kullanılmaz, çok enderdir yani. Veya biz der. Tamam mı? Bu dört farklı anlatım üslubu var Kur'an-ı Kerim'de. O, Allah, ben ve biz. Bu anlatım tekniği bakın o kadar enteresan ki, eğer bu şekilde olmasaydı kesinlikle Kur'an-ı Kerim okunmazdı. Ben bunu denedim. Şimdi ateist arkadaşların şöyle bir şeyi var, eleştirisi var. Diyorlar ki eğer bu kitap Allah katından olsaydı birinci tekille konuşması gerekirdi. Yani ben zamiriyle konuşması beklenirdi. Çünkü ondan geliyor. Yani ben böyle bir biriyim, ben bunu yaparım, bunu severim vesaire diye ben olmalıydı. Ama burada o diyor. O Allah ki yaratandır diyor mesela. Demek ki bunu Muhammed söylüyor. O diyor. Yani işaret eden Muhammed, o Allah ki yaratandır diyor. Dolayısıyla bu Kur'an Allah kelamı değil, Muhammed'in sözüdür diyorlar. Ama arkadaşların kaçırdığı şöyle bir şey var. Kardeşim bu bir anlatım tekniği, bu şey değil ki. Böyle bir anlatım tekniği olmasa anlarım yani. Bunun Türkçe'de adı bile var yani. Bu gözlemci, objektif veya müşahit anlatım tekniğidir bu teknik. Anlatıcı olayın dışında kalıp konuyu anlatır. Kendinden bahsetse bile. Anlatabiliyor muyum? Bu hem Arapçada da var, bu İngilizcede de var yani. Bu teknik, bu anlatım tekniği diğer dilleri bilmiyorum ama her dilde vardır muhtemelen. Neden? Nasıl? Bir örnek vereyim mesela. Şimdi bir röportajda şöyle bir şey gördüm ben. Denk geldim. Kadın Tarkan'a şöyle bir soru sordu. Tamam mı? Dedi ki Tarkan'ın yüzüne karşı mikrofonu uzatmış. Diyor ki Tarkan bu yaz neler yapacak? Bize biraz bahseder misin? Diye soruyor Tarkan'a. Tarkan da diyor ki, Tarkan bu yaz konserlerine devam edecek. İşte dans eğitimlerine devam edecek. Yeni şarkılar yazmaya, söylemeye devam edecek diye kendisinden üçüncü tekil şahıs olarak bahsetti. Mesela bu bir teknik kardeşim. Eğer sen belli bir isme zaten sahipsen, herkesin bildiği marka bir isme, marka bir değere ulaştıysan o değer üzerinden tanımlarsın kendini. Ya bu bir anlatım tekniğidir. Aynı şeyi ben İngilizce'de de gördüm. Brad Pitt'e de sordular. Brad Pitt'in bir gününü anlatır mısın diye sordu kadın. Brad Pitt de anlattı. Ve hep Brad Pitt şöyle yapar, böyle yapar, işte çocuklarıyla oynar falan diye anlattı. Yani bu markalaşmış isimlerin, markalaşmış değerlerin bu şekilde bir anlatımı var. Yani onu bir kere kenara koymak gerekiyor. Yani Muhammed'in sözü zorunlu değil. Çünkü böyle bir anlatım tekniği var. Allah'tan daha büyük bir marka olmadığına göre, daha büyük bir isim olmadığına göre kendisini Allah tanıtıyor. Allah nedir? Allah kimdir? Sorusunu soran insan zihnine Allah doğrudan doğruya kendisini dışarıdan müşahit bir gözlemci olarak aktarıyor, anlatıyor.
Bu anlatım tekniğinde önemli olan objektifliktir. Zaten diğer adı da objektif anlatım tekniğidir bunun. Tamamen olanı anlatır, cevap verir. Allah nedir sorusunun cevabı, Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir, kayyumdur. Tanıtıyor, Allah kendisini bu dille tanıtıyor. Dolayısıyla bu bir anlatım tekniğidir. Arapçada da var bu. Dolayısıyla ve harika bir teknik. Ben Kur'an-ı Kerim'in bir kısmını kendim ateistlerin iddiasını test etmek için, yani ben zamiriyle bu kitap yazılsaydı nasıl olurdu diye, inanın ben bunu okuyamadım yani. Egodan, yani bu zaten okunmazdı. Bir deneyin mesela, biz diye geçen, işte Allah diye geçen, o diye geçen, Rahman diye geçen ifadeleri ben diye okuyun, imkanı yok. Devam edemem. 20 sayfa falan gidersin yani, imkanı yok. Ve Allah bu şekilde insanı rahatsız etmeyecek. Çünkü insanda da ego var, yani şey var, rahatsız edici bir şeyi oluyor biliyor musun? Çok fazla, hani örnek vereyim, o Allah ki yaratandır, ben Allah'ım yaratırım. Ondan başka ilah yoktur, benden başka ilah yoktur. Diridir, kayyumdur, diriyim, varlığı gücümle ayakta tutarım. Beni uyuklama ve uyku tutmaz. Alemlerin Rabbiyim, en yüceyim, her şeyi duyarım, bilirim vesaire. Bu hep böyle ben şeyiyle, bir de hani tam ifade edemedim şimdi. Ayetleri bir okuyun. Okuyamaz. Deneyin yani, mümkün değil okuyan, gitmez yani. Ve inanılmaz ahenkli bir şeye neden oluyor bu. Dört farklı anlatım tekniği, dört farklı zamir kullanılarak bunu bu şekilde, üç farklı zamir kullanarak anlatması şeyi kolaylaştırıyor, dili kolaylaştırıyor, sürüklüyor ve şeyi, hayranlık uyandırıyor sana. Tek tip olsaydı zaten okunmazdı. Ali İmran suresi 6. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren odur. Mesela döl yataklarında size dilediği gibi suret veren benim. Benden başka ilah yoktur. Üstünüm, güçlüyüm. Hüküm ve hikmet sahibiyim. Gibi ifadelerin kitap boyunca devam ettiğini düşün. Çok sıkıcı olurdu ve bakın aradaki farka bakın. Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren odur. Ondan başka ilah yoktur. O üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ya aradaki şeyi fark ediyorsunuz değil mi? Anlatımdaki üstünlüğü. Bu anlatım tekniğinin ne kadar daha çarpıcı, etkileyici olduğu ortada. Şimdi bu ayete biraz temas etmek istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki engelliler veya doğadaki şeyler, kötülükler Allah'tan kaynaklanmaz, şeytandan kaynaklanır. Genelde bunu Reşat Halife'nin elçiliğini kabul eden arkadaşların yoğun bir şekilde savunduğu bir şey. Kardeşim, açık ve anlaşılır bir biçimde döl yataklarında size dilediği gibi suret veren odur. Ayeti konuyu kapatır. Nokta. Yani sen Reşat'ın peygamberliğine inanman bir şey ifade etmiyor. Ama o söyledi, şeytan yaratır engellileri. Kardeşim, Allah diyor ki ben yaratıyorum döl yataklarını. Daha nokta, bunu tartışmanın mantığı yok. İster engelli yaratır Allah, ister hasta yaratır, ister sağlıklı yaratır. Bu Allah'a ait, Allah'a kalmış. Allah tercih eder. Bu kadar yani, buna iman edip basıp gitmen gerekiyor oradan. Nasıl şeytan yaratır engellileri? Nasıl bir itham bu? Neyin nesi bu? Dolayısıyla bu ayet o arkadaşların iddialarını çürütür yani, onu terk etsinler o inancı. Kur'an-ı Kerim'in en böyle önemli ayeti, belki de bu ayetlerinden biri bu ayet. Ali İmran suresi 7. ayet, okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sana kitabı indiren odur, ondan kitabın anası olan bir kısım ayetler muhkemdir. Yani açık, anlaşılır, esas, temel. Diğerleri ise müteşabihtir. Müteşabih anlatım, birden çok anlamı ifade edebilen veya ikili, benzeşimli anlamlara sahip olan ifadeler anlamına gelir. Yani kitabın bir kısmı muhkemdir, açık anlaşılır, herkesin anlayacağıdır. Bir kısmı da müteşabihtir, çoklu anlamlara sahiptir veya üstü örtülü, üstü kapalı anlamlara sahiptir bir kısmı da diye ilan ediyor Allah bunu, tamam mı? Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki, ateist arkadaşlar, eğer Kur'an-ı Kerim açıksa, Kur'an'ın iddiası bu, Kur'an-ı Kerim açık ve anlaşılırdır diyor. Eğer açıksa müteşabih ayetlerin olmaması gerekir diyorlar. Şimdi burada şöyle bir mantık hatası yapılıyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim.
Ben bir fabrikatör olduğumu düşünelim ve fabrikanın girişine bu fabrikada uyulması gereken maddeler diye bir şey yazıyorum, tamam mı? Maddelerden bir tanesi de bu fabrikada olup biten bazı şeyleri şu anda anlayamayabilirsiniz. Bunu üstlerinize sorarsınız veya anlayamadığınız şeyleri geçin yani diye bir madde olduğunu düşünelim. Altına da bu şeyde, bu beyanattaki ifadeler gayet açık ve anlaşılır şekilde ilan edilmiştir dediğimi düşünelim. Şunu diyebilir misin? Maddelerden bir tanesinde ama bazı şeyleri anlayamayacağımızı söylemiştin. Kardeşim, zaten bunu söylemem de açık ve anlaşılır bir şekilde bazı şeyleri anlayamayacağını söylediğim anlamına gelir bu. Yani anlatabiliyor muyum? Kur'an-ı Kerim'de eğer her şeyi doğrudan doğruya herkes ilk etapta okuyup anlayabiliyor olsaydı zaten bu ayet düşerdi. Burada bazı ayetlerin çoklu anlama sahip olduğu ilan edilmiş. Veya Kur'an-ı Kerim neden birden fazla bazı hocalar, alimler birden fazla anlam çıkartıyorlar diye eleştiri getiriyor. Allah Kur'an'ı ben bu şekilde dizayn ettim diyor. Birden fazla anlama gelecek şekilde dizayn ettim diyor. Sen ancak neden böyle dizayn etmiş olabilir diye üzerinde düşünebilirsin. Neden olabilir? Kur'an-ı Kerim'in dinamizmini koruması için dünyada hangi kitap Kur'an-ı Kerim kadar üzerinde derinlik istiyor? Hangi kitap bu kadar üzerine araştırma yapılmış? Yüzlerce, binlerce tefsir yazılmış. Her alim farklı bir şey anlamış, algılamış. Nasıl oluyor bu? Bunu söyleyince de zannediyor ki bütün ayetleri her alim farklı anlıyor. Hayır güzel kardeşim. Sadece %1'lik bir bölümü zaten en fazla müteşabihtir. O da Kur'an'ın dinamizmini kıyamete kadar korumasına sebep oluyor işte. Daha güzel bu. Zaten ilahi vahiy olmasının en önemli özelliklerinden biri bu. Sürekli tartışmaya açık, sürekli canlılığını koruyor. Sürekli. Bu başka bir kitap var mı bunun gibi? İncil'i aç oku. Bir kere oku, bir kere oku. Konu kapanıyor zaten ve işte üzerine böyle yüzlerce, binlerce tefsir yazmaya gerek kalmıyor. Ama Kur'an-ı Kerim üzerine bir giriyorsun abi. Allah! Ya inanılmaz bir şey. Yani inanılmaz bir şey, derinliği var ve hani sonu, önü sonu yok yani ilimde derinleşmenin gerçekten. Dolayısıyla bu müteşabih meselesi Allah'ın çok açık bir şekilde ilan etmesi. Kur'an-ı Kerim'de bazı şeyleri anlayamayacaksın. Bir tane şey okuyor adam, ya ben bunu anlayamadım ki. Ya kardeşim, zaten bu kitapta bunu söylemiş Allah. Bazı şeyleri anlayamayabilirsin. Üzerinden geçmen gerekiyor. Daha sonra anlayacaksın. Sen anlayamıyorsun ama öteki herif anlıyor. Bir de müteşabih dediğimiz şey tek tip bir şey değil kardeşim. Eğer üzerinde bir tartışma varsa, açık anlaşılır değilse, yani ahlaksızlık yapmayın, hırsızlık yapmayın. Açık anlaşılır değil mi? Bunu tevil etmenin mantığı yok. Hırsızlık nedir? O kelime nedir? Bu kelime nedir? Hırsızlık nasıl olur? Belli kardeşim. Hırsızlığın ne olduğu belli. Bunun üzerine daha tartışmaya gerek yok. Zaten tefsirlerde de iki kelime bile etmezler üstüne. Hırsızlık belli. Zina belli. Adam öldürme belli. Yani şey belli. Muhkem ayetler belli. Anlatabiliyor muyum? Veya Allah sonsuz yücedir. Büyüktür yani. Hani Allah tektir. Belli yani. Bu hani anlaman gerekiyor. Basit şeyler. Ama bazı şeyler üstü örtülü, üstü kapalı. Bu spekülasyon yapmak gerekiyor. Örnek vereyim. O an anlayamıyor şey. Kur'an-ı Kerim'i inceleyen kişi bunu o an anlayamıyor. O tarihte, ama ileriki yıllarda bu anlaşılabilir. Örnek veriyorum. Mesela Enbiya 30'u anlamak için adamların göbeği çatlamış zamanında. Neydi o? Bismillahirrahmanirrahim. Başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişikken biz onları birbirinden ayırdık ve her canlı şeyi de sudan yarattık. Nasıl anlasın bu adamlar bu ayeti o tarihte? Evren başlangıçta tüm gökler, yer, hepsi birbiriyle bir aradayken biz onları ayırdık diyor Allah. Ha, Big Bang teorisine işaret ettiği söyleniyor. Evet, uyumlu. Veya ilginç olan her canlı şeyi de sudan yarattık ifadesi. Yani o dönemki insanlar nereden bilecek her canlı şeyin sudan yaratıldığını? Adam deveye bakıyor orada. Devenin sudan yaratılmış olduğu fikri absürt geliyor o adamlara. Bütün canlıları, bir de insanları, canlı, her şey. Her şey etten, sudan değil ki. Adam bunu bilemez ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayetin bulunması o dönemki alimleri bilmedikleri bir konu. Göbekleri çatlamış adamlar anlayamamışlar zaten. Spekülasyon yapmışlar sadece. Dolayısıyla bu gibi ifadeler müteşabihtir. Bazı arkadaşlar diyor ki müteşabihin anlamını yanlış veriyorsun. Kur'an-ı Kerim'de açık olmayan hiçbir şey yoktur. Bu kadar realite sizin bu iddianızı çürütür. Dolayısıyla gramerdeki bu tartışma
Akli desteğe muhtaçtır. Akli destek Kur'an-ı Kerim'de gerçekten birden fazla anlama sahip olan ayetler olduğunu gösteriyor. Bazı ayetleri anlayamadığımızı gösteriyor. Ve bazı ayetlerin de ileriki tarihlerde ortaya çıktığını gösterdiği için de senin sadece gramerle alakalı ya ikili anlatım anlamına gelir veya işte tekrarlı anlatım anlamına gelir ifaden çürütüyor, realite çürütüyor. Gramerde kardeşim bir tartışma varsa akla müracaat etmek zorundasın. Hangisi akla uygunsa, mantığa uygunsa ona geçeceksin. Nokta. Yani bu ama falanca alimin gramer bilgisi daha iyi. Aklı zayıf demek ki. Ötekinin aklı daha kuvvetli anlamına gelir. Veya o konuda daha isabetli konuşmuş anlamına gelir. Bir örnek daha vereyim mesela. Alak suresinde şöyle bir ifade var. Bakın okuyayım onu. Diyor ki o günahkar kimseden bahsediyor. Bilmez mi ki Allah gerçekten görmektedir. Ama eğer bundan vazgeçmezse yani bu şeyinden, kötülüğünden, kibrinden, günahından vazgeçmezse andolsun ki onu alnından tutup sürükleriz. O yalancı, o günahkar alnından diye bir ifade var, tamam mı? Şimdi alın, yalancı alın. Onları yalancı alınlarından cehenneme atarız diye bir ifade var, tamam mı burada? Yalancı alınlarından. Ne yani bu? Yalancı alın. O dönem nedir bu? Ama şimdi bunlar da anlayamıyor. Hep eski tefsirler anlayamamışlar adamlar ne olduğunu. Bakın gelişen bilim şu anda yalan söyleme, üçkağıt çevirme, puşluk yapma şeyleri beynin ön alın bölgesini organize ettiğini ortaya çıkartıyor. Daha anlamlı hale geldi mesela bu ayet bu sayede bilimin ilerlemesiyle. Veya Zariyat suresi 47 evrenin genişlemekte olması gibi ifadelerin eski alimlerin anlayamaması ama şu anki alimlerin daha rahat anlaması Kur'an'ın müteşabih özelliğinin bulunmasına atıftır diyelim. Kalplerinde bir kayma olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanlarına uyarlar. Kalplerinde fitne olanlar yani Kur'an-ı Kerim'in fitne çıkarmaya çalışan böyle kalpleri hastalıklı tipler Kur'an-ı Kerim'in muhkem ayetleri üzerinde konuşmazlar, ilkeleri üzerinde konuşmaz. Müteşabih ayetlerine dalar oradan tutunur, oradan bir şey çıkartır, senin imanını o şekilde çalmaya çalışır. Yani şey odur, genel rajon odur inkar edenlerdeki. Muhkem ayetlere baksana, ilkelere baksana, ilkelerini konuşsana, rahmeti, merhameti, şefkati konuşsana şu kitaptaki. Gitmiş böyle anlayamadığı şeyleri peşine... ne malum sen şu anda anlayamıyorsun. 80 sene sonra anlayacaklar belki senin şu an anlayamadığı şey. Çok açık bir şekilde anlaşılacak. Yani belki de. O yüzden aceleci davranmamak lazım. Biraz da şey olmak lazım yani. Çok kibirli olmamak lazım. Evet kardeşim ben şu anda bunu anlayamıyorum. Yani şu anda bilgim buna kapalı. Kapasitem buna kapalı. Bunu anlayamadım bu kadar. Anlayamadığıma göre bu Allah kelamı olamaz. Büyük hata yapıyorsun onu söyleyeyim. Çok büyük hata. Sabırla Allah'tan yardım dileyerek kalbini objektif bir şekilde hakikati aramaya açarak tamam mı? Sakin bir şekilde okuman gerekiyor. Bu kitabı Muhammed yazabilir mi? 1500 yıl önce çölde yaşayan adam bu kitabı çıkartabilir mi? Bir kere önce buna odaklanman gerekiyor. Şey değil bu yani hani antik Yunan'da yaşamış olur. Sokrates'in talebesi olursun, Platon'un talebesi olursun, Aristoteles gibi bir adam çıkar işte falan filan değil. Medeniyete şey uzak, bilgiye uzak, felsefeye uzak. Anlatabiliyor muyum? Bilime uzak. Bilimsel değerlere bakıyorsun, Kur'an-ı Kerim'de bilimsel bir sürü şey var. O dönemde onun bilemeyeceği, o dönemde antik Yunan'daki şey biliyordu bunu diyor. Allah Allah. Nereden bilsin Muhammed Peygamber? Veya şunu demen gerekiyor. Niye her seferinde bilimin doğruladığı, uyumlu olan şeyleri alıyor da milyonlarca hurafenin bulunduğu, bilimsel hurafenin bulunduğu şeyleri Kur'an'a koymamış. Da yani hep doğru olan şey, günümüzde doğruluğu kanıtlanmış şeyleri almış koymuş. Mesela Enbiya 30'da şöyle bir hata yapabilirdi. Mesela her canlı şeyi sudan yarattık ifadesi, tamam mı? Şimdi ateistler diyorlar ki bunu Thales daha evvel söylemişti. Allah Allah. Kardeşim bir kere hem felsefeyi de bilmiyorsun. Thales'in ne söylediğini de bilmiyorsun. Thales her şey sudur demişti. Her şey sudur. Şu anda biz her şeyin sudan oluşmadığını biliyoruz. Her şey sudur. Bütün evren sudur diyor. Sudan oluşmuştur. Sudan oluşmadığını biz biliyoruz. Bilmiyor muyuz? Yani neyden oluşuyor? Sudan mı oluşuyor? Evren. Atomlardan oluşur. Kur'an'daki ifade ne? Her şey sudur demiyor. Sudan oluşmuştur demiyor Kur'an'daki ifade. Her canlı şeyi de sudan yaratmıştır diyor. Yani nokta atışına bakar mısın? 1500 yıl evvel
Böyle bir nokta atışını nasıl yapsın oradaki çölde yaşamış bir adam? Az akıl ya. Biraz da akıl kardeşim. Duygularını bir kenara bırak. Duygularını nefret ettiriyor. Müslümanlardan nefret edelim. Kur'an-ı Kerim çağdışı, Allah belalarını versin. Duygu kardeşim seni cehenneme götürür. Onu söyleyeyim. Aklımızı kullanmamız, sakin olmamız, etraftaki böyle Müslüman tiplerin böyle aşağılık hareketlerine kanıp, tamam mı? Hakikate sırt çevirmek yapılabilecek en büyük hata yani, arkadaşın olarak söylüyorum. Uyanman gerekiyor ve sakin olman gerekiyor. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler de biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Şimdi bu ayetin bu kısmını alimler iki farklı şekilde anlıyorlar, tamam mı? Diyorlar ki o müteşabih olanların gerçek yorumunu Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler de derler ki işte hepsi Rabbimiz katındandır. Bir diğer versiyon da mesela şu şekilde, tamam mı? Çevriliyor. Oysa onun tevilini Allah'tan ve ilimde derinleşenlerden başkası bilmez olarak anlıyor, tamam mı bunu? Şimdi bu her iki şekilde de olabilir. Gerçekten de iki şekilde, bunu iki anlamdan birini seçmek zorunda değiliz. Anlatabiliyor muyum? Ya ilimde derinleşenler de bilir, Allah da bilir, ilimde derinleşenler de bilir şeklinde de anlaşılıyor bu ayet. Allah bilir, ilimde derinleşenler de, bu bilemediğimiz şeyleri de Allah'tandır. Yani ona da iman ederiz derler diyor. İkisi de aynı şeye ortada buluşabilir bu iki anlamda. Yani mesela ilimde derinleşenler kardeşim anlayabildiklerini anlarlar. Evet, Allah'tan başka şey, Allah onun tevhidini Allah'tan ve ilimde derinleşenlerden başkası bilmez. Müteşabih ayetlerin. Ama her birinin tevilini bilemeyeceğine göre bir alim, çünkü yanılabilir, bir sürü şey var, konu var, yanılabileceği için müteşabih ayetlerde anlayabileceği şeyleri anlar, anlayamadıklarını da Rabbimizin katındandır der, basar gider oradan. Yani bu bekleniyor zaten. Eğer hiçbir şekilde müteşabih ayetlerin yorumunu Allah'tan başka hiç kimse bilemez dediğiniz zaman bu sefer anormal bir şey çıkarmış oluyorsun ortaya. Nedir bu? Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceği şeyin ne işi var bu kitapta? Bana öğüt olarak inmiş, benim ilimde derinleşmemi sağlayan, daha fazla okumamı, araştırmamı isteyen bu kitapta benim hiç kimsenin hiçbir zaman asla bilemeyeceği bilginin burada ne işi var? Mantığı var mı bunun? Mantığı yok yani. Hiçbir mantığı yok. Elbette ve şey, zaten müteşabih ayetler insanın şey ilimde derinleşmeye neden olan şeyler bunlar. Anlamaya çalışıyorsun, ilişki kurmaya çalışıyorsun, onunla onun bağını kurmaya çalışıyorsun. Kur'an'ı muhkem ayetler üzerinden anlama gayreti artıyor. Ve şey yapıyorsun, daha fazla. Ya çok örnek veresim var ama bir tane ayete takıldık kaldık. Ama Kur'an-ı Kerim'in en önemli ayetidir bu. Çünkü Kur'an'ı anlama şeklini belirleyecek. Burayı anlayamadım ben. Benim anlayamadığım. Kardeşim sen anlayamıyorsun orayı. Ben anlıyorum. Benim anlayamadığım yeri de öteki anlıyor. Sakin olman gerekiyor. Bu böyle bin merdivenli bir şey. Yok kardeşim. Adım adım tırmanacaksın. Bunu basit bir şey değil bu. Allah'tan gelen, yani sonsuz bilgi kaynağından gelen bir kitap bu. Bunun içerisindeki bilgiden haberin var mı senin? Sonsuza kadar sürer ya bu. Bu bilgi tanıman gerekiyor ancak. Ateist platformlarda birkaç tane ayeti görüp peygamberin eşlerini anladı. Dayanamıyorum duymaya. Çok cahiller. Eğer bir kimse karşına geliyorsa diyorsa ki peygamberin eşinden niye bahsetsin? Kur'an, hemen basıp gideceksin oradan. Hemen kaçacaksın ya. Hemen. Allah diyor ki cahillerle tartışma. Kardeşim biraz, yani alemlerin Rabbinin ne engelleyebilir ki peygamberin eşine de karışır? Burnundaki tüye kadar karar veren Allah, peygamberin burnundaki bene kadar, vücudundaki kılının sayısına kadar belirleyen Allah, onu eş bahşeden, onun kaderine eşlerini yazan Allah'ın eşlerine terbiye vermesini ne engelleyebilir? Allah olayların içinde, Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman Allah'ın olayların tam içinde olduğunu göreceksin zaten. Dolayısıyla mümkün deyip basıp gitmen gerekiyor oradan. Daha farklı şeylere bakman gerekiyor. İnkar edeceksen inkar etmenin gerekçesi olabilir mi ya böyle bir şey?
Ve ayetin sonunda yani Allah hakimdir, basirdir benzeri bir ibare de yok. Bakın yani kelime seçimleri o kadar muazzam ki. Ayetin sonunda da diyor ki temiz akıl sahiplerinin dışında şey temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünemez diyor. Temiz akıl sahipleri. Öğüt alamıyorsan anlatılanlardan kardeşim Kur'an-ı Kerim'den aklında bir şey var. Bir kirlilik var anlamına gelir. Kirli bilgi akışını kapatman gerekiyor anlamına gelir. Bir süre ateist kanallardan uzak kalıp şeyini ayarlaman gerekiyor. Yani bir fabrika ayarlarına dönmen gerekiyor kesinlikle. Sürekli böyle kirli bilgi akışı ne olacak? İlim de yok adam akıllı. Bu sefer işi yapamıyorsun. Ben ateistleri ilk dinlediğimde güzel kardeşim Allah bulmak. Ben ateizmin eşiğinden döndüm ya. Bu işte YouTube kanalını açmaya o yüzden karar verdim. Benim gibi insanlar şey sancısı yaşadım yani inanç krizi yaşadım. İş Allah var mı yok mu ya kadar uzandı. Neden? Hiçbir şey yoktu bilgi namına. Ne yapıyordum? Sadece oturmuş ateist şeyleri izliyordum. Bakıyordum verdiği ayete bakıyorum. Bu ayetler arasında çelişki var. Açıyorum. O ayete bakıyorum. Evet bu ayete bakıyorum. Evet aa gerçekten çelişki gerçekten haklılar. Böyle bir cehalet içindeydim. Herkes gibi her Sünni Müslüman gibi çoğunluklu olarak. Bilmiyordum yani Kur'an-ı Kerim tanımıyordum. Dolayısıyla ateistlerle ben yüzleşmeye başladıktan sonra Kur'an'ın büyüklüğünü anladım ben. Gerçekten. Böyle 5-6 ay aslında ayrıca konuşmak lazım. 5-6 ay benim aklım başımdan gitti. Ne yediğimi bilmiyorum yani. Sonra Kur'an-ı Kerim'i okumaya böyle derinlikli atomlarına ayırmaya başlayınca şeyi gördüm. Yani bu dedim kardeşim bu hiçbir şekilde hiçbir insan böyle bir şey yazamaz. Hep beraber bir araya gelelim. Ya insanlık böyle bir kitap çıkartamaz şeyine geldim yani kesinlikle. Bu seviye nasıl geliniyor? Okuyarak kardeşim, araştırarak, kelime kelime yani düşünerek üzerinde. Bu kitabın ön şartı düşünmek kesinlikle. Düşünmeden gidiyorsan hiç mantığı yok. Ali İmran 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kadınlara, oğullara kantar kantar yığılmış altına ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Sıralama çok ilginç. Kadınlara, oğullara kantar kantar yığılmış altına ve gümüşe, salma güzel atlara duyulan tutkulu şehvet çekici kılındı. Dünyadaki en çekici mesele dünyayı böyle en nasıl söyleyeyim en süslü gösteren meselelerin başında kadın meselesi geliyor tamam mı? Kadınlar için de kadınlar şeydir. Dünyanın en önemli süsüdür yani. Kadınlar birbirlerine daha çok bakar. Birbirlerinin kıyafetlerine, saçına, başına, eline, ayağına. Yani kadınlar birbirlerini daha çok seviyorlar. Erkekler zannediyor kadın açık giyindiği zaman zaten ki erkekleri göster alakası yok ya. Yani hani daha çok kadınlar birbirlerine bakıyorlar, birbirlerinin kıyafetlerini alıyorlar, modası bilmem ne falan. Kadın o yüzden burada başa koyması çok enteresan bu bir. İkincisi erkeklere dese kadınlar erkeklere şehvet duymuyorlar mı yani? Kadınlar erkekler kadınlar için çekici değil mi? Kadınların erkeklere olan çekiciliği kadar değil yani erkeklerin kardeşim başka bir gündemi yok. Bakın şeye dünyaya başka bir gündemi yok. Genelde erkeklerin. Kadınlar o kadar şey değil. Yani daha şey. Bizden daha şey normaller yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla oraya kadını başa koyması bir de erkeği de koysa daha şey olurdu. Daha tuhaf olurdu. Yani kadınlar genelde daha bir adım geri planda olduğu için bu meselelerde erkeklere duyulan tutkulu şehvet çekici kılındı ifadesi şey olmaz ya yakışkan üstü örtülü gitmesi daha güzel. Anlayan anlıyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Veya tam tersi kadınlara diyorsa erkeklere de zaten anlamına gelir. İki tane cins var zaten. Bir cins ötekini şehvet duyuyorsa öteki de ona şehvet duyuyordur. Ötekini birini andıktan sonra ötekini anmaya gerek yoktur olarak da algılayabilirsin. Ya yani önceki söylediklerimin hatalı olduğunu düşünüyorsan, yanlış ne alakası var diyorsan bu şekilde de anlaşılabilir yani. Anlatabiliyor muyum? İki tane cins var. Biri diğerinden şehvet alıyorsa öteki de ondan alınıyor. Tek başına gerçekleşen bir şey yok ortada. Nihayetinde bir elektrik var değil mi? Bir akım var veya birlikte gerçekleşen bir faaliyet var. Oğullara
düşkünlük, evlatlara düşkünlük, özellikle eski dönemlerde. Hala tabii onun izi var ama eski dönemlerde evlat oğullara düşkünlük muazzam bir şey. Oğul demek güç demek kardeşim. Tamam mı? Kantar kantar yığılmış altına ve gümüşe. Acayip bir şey. O tutkulu şehveti düşün, o arzuyu, para sahibi olmalı, daha fazla para. Hani eline büyük bir para geçtiği zaman nasıl hoşuna gidiyor, değil mi? Böyle gaza geliyorsun, kendini güvende hissediyorsun, bir şey hissediyorsun kendini. O işte o şehvet, o duygu çekici kılındığı için dünyayı insanoğlu bu noktaya getirebildi. Eğer o şey çekici kılınmasa, para, mal mülk sevdası insana çekici gelmese bilim bile bu noktaya gelemez. Mümkün değil, gelemez yani. Öyle bir arzusu olmasa, zengin olma arzusu olmasa. Salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Burada mesela şey evi, evlere duyulan tutkulu şehvet ifadesi olmaması üzerine ben çok düşündüm, biliyor musun? Yani neden atlar var da evler yok? Mesela bir de bu ayette evlerin hiç anılmamış olması, tamam mı? Enteresan bir şey. Şehvetle evleri şehvetle arzulamak farklıdır. Mesela salma güzel atlarından kinaye işte binek araçları olarak düşünebiliriz. Mesela binek araçlarındaki şehveti görüyorsunuz değil mi? Mesela bir Ferrari'ye bakarken ağzı açık kalıyor insanların. Aklın başından gidiyor. Yani o spor arabaların hissettirdiği arzu, o şehvet evlere bakarken onu hissetmiyorsun. İsterse şato olsun. Çok güzel şey yapmıyor sana. Ama kapısındaki o binek aracı garip bir şekilde bir şehvet duyuyoruz bu araçlara. Bunu o şekilde de anlayabilirsin. Ben o şekilde anlıyorum şahsen. Ali İmran 15 de ki Bismillahirrahmanirrahim de ki size bundan daha hayırlısını bildireyim. Yani bu bizim şehvetle arzuladığımız dünyevi şeylerden daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup sakınanlar için Rablerinin katında içinde temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Şimdi cennette temelli kalmak meselesi son dönemlerde tartışılıyor. Yani cennet sonsuz mu değil mi? Bazıları diyor ki cennet sonsuz değil. Neden diyorsun? İşte Kasas suresi 87-88 ayetler buna delildir diyor. Kasas suresine bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sana indirildikten sonra sakın seni Allah'ın ayetlerinden alıkoymasınlar. Sen Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Müşrik, Allah'a izafe edilen niteliklerin özellikleri bir başka varlığa atfederek ondan bilmek demektir müşrik. Ve Allah ile beraber başka bir ilaha tapma, ondan başka ilah yoktur. Onun yüzünden yani onun zatından başka her şey helak olucudur. Hüküm onundur ve siz ona döndürüleceksiniz. Ayetinden hareketle Allah'ın vecihi, Allah'ın yüzü, zatı dışındaki her şey yok olucudur dediğine göre cennette kardeşim ebedi değildir. Sonucuna ulaşıyor. Değerli kardeşim, eğer cennet ebedi değilse hiçbir mantığı, hiçbir şeyi kalmaz. Ve Allah'a da yakışmaz bu. Yani o kadar peygamberler, o kadar güzel insanlar, o kadar tertemiz insanlar Allah'a kavuşmak için dünyada canını dişine takacak, Allah'a gidecek, orada bir süre eğlenecek, yiyecek, içecek, yok olacak ondan sonra. Ki Kur'an-ı Kerim'in her yerinde orada ebedi kalacaklar ibaresi var, onu görmüyor. Buradaki ayeti o şekilde dümdüz anlıyor. Güzel kardeşim, burada zaten Allah'tan başka varlıklara tapınılmaktan bahsettiğine göre nerede tapıyoruz biz Allah'tan başka varlıklara? Dünyada, yeryüzünde değil mi? Bu alemdeki her şey senin Allah dışında izafe ettiğin her şey yok olacaktır diyor Allah burada. Yani evet doğru, kıyameti müjdelemiyor mu? Söylemiyor mu Allah? Yok olacak her şey, yeniden yaratacağız demiyor mu? Onları görmeden cennet temelli değildir. Cennetin temelli olmaması şeyi çökertir.
Allah'ın rahmet sıfatını, merhametini, zatının sonsuzluğunu, her şeyini çökertir karşıma. Anlamı kalmaz. Şahsen. Allah'a olan sevgiyi de törpüler, engeller. Bir gün beni yok edecek Allah. Ne oldu? Ne anladım şimdi ben bu işten? Ne anladım abi? Cennet sonsuz değilse mantığı ne? Ve gücü var yani, sonsuza kadar yaşatabilir pekala Allah. Gücü var ve yok ediyor Allah. Bu Allah'ı kötü biri yapar. Erdemlileri kardeşim. Şunu diyebilirsin. Cehennem sonsuz olamaz. Bu tartışılıyor, tamam mı? Ayette geçen ebedi ifadesi cennet içinde, cehennem içinde kullanılsa da cennet için gerçekten ebedilik anlamı var o kelimenin. Ebedilik anlamı var, onu tercih edebilirsin cennet için. Cehennem içinse ebedi kelimesini diyorlar ki çok uzun bir süre anlamına da gelir. Tamam, cehennem için bu anlamı seçebilirsin. Olabilir yani, Allah bilir. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman cehennemin de ebedi olduğunu algılamamıza neden olacak bir sürü ayet var. Ama diyelim ki bu uzun bir süre. Onu diyebilirsin en fazla. Cehennem bu Allah'ın zatına daha fazla yakışabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Allah'ı kötü yapmaz cehennemin sonsuz olmaması. Çünkü Allah üzerime rahmeti yazdım, iyiliği yazdım diyor. Evet, bir yerden sonra yok etmeyi murad edebilir. Ki o da bence anlamsız hale gelir. Yok olduklarından sonra da bu sefer hiç yaşanmamış gibi olur zaten. Her şey belli bir yerden sonra hiç yaşanmamış gibi olur eğer yok olurlarsa ve önümüze ebedi bir şey varsa. Ha, o Allah'ın ilmine havale etmemiz gereken bir şey. Bizim için önemli olan şey kardeşim, bu da burada imtihan dünyasındayız ve öleceğiz yani, yakın bir tarihte de hepimiz ölüp gideceğiz buradan. Dolayısıyla Allah'ın rahmetine ihtiyacımız var, sevgisine ihtiyacımız var, cennetine ihtiyacımız var yani. Ve gitmek istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor dünyada? Doğru düzgün bir adam olup defolup gitmek. Bu kadar yani. Kur'an'ın, Allah'ın senden beklediği ne var şurada Allah aşkına? Adam diyor ki ya gerçekse ya değilse, İslam ya yalansa. Kardeşim ne istiyor ki İslam senden? Kur'an senden ne istiyor? Ahlaklı bir adam olman ve üzüntüye kapılmaman. Bunun ailenden birileri mi öldü? Bir şey mi oldu? Üzülme, kavuşacaksın. Yani bu kadar, tek avantajı bu. Ahlaklı, ben de ahlaklı bir insan olabilirim diyor. Pekala olabilirsin. Ama nelerden mahrum kalıyorsun yani? Annen baban sevdiğin öldüğünde nelerden mahrum kalıyorsun? Müslümanlarda öyle bir şey yok. İnşallah gittiğimiz zaman görüşeceğiz. Arzusu avantajdır yani zaten. İslam senden neyi bekliyor? Düzgün bir insan olman bekleniyor en fazla. Bu. Dolayısıyla her şekilde bir insan kendini zorla bile Müslüman yapabilir yani. İnancım zayıf. Benim bir arkadaşım inancı zayıftı çocuğun. Şey yani hani, ama diyor ki şey ya, zorla namaz kıldırmaya başladım kendime diyor. Hem huşu almaya başladım, hem yani inanmaya zorladım kendimi. Bir yerden sonra da açıldı kafası. Zaten Kur'an-ı Kerim şey yaptı, çarptı yani. Şimdi aslan gibi bir Müslüman haline dönüştü. Yani aklen tercih edebilirsin. Bizler gibi coşkulu bir şekilde imanı iliklerinde hissedemiyor olman şu anda bunu asla hissedemeyeceğin anlamına gelebilir. Şey gelmez yani. Asla hissedemeyeceğin anlamına. Şu anda hissedemiyorsun. Şu anda aklen neye çağırıyor Kur'an? Ahlaka çağırıyor. Doğru düzgün bir insan olmaya çağırıyor. İyiliğe, erdeme çağırıyor. Ben bu çağrıya uyarım deyip denemen gerekiyor. Müslüman şeyi yapman gerekiyor. Yani taklitle de başlayabilirsin. Hissederek neler yaşıyor Müslümanlar. Gerçekten Allah kelamı gözüyle okumaya başladığında bambaşka bir pencere açılacağını göreceksin. Âl-i İmrân 16, onlar Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik, artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, Allah yolunda infak edenler, infak fakir fukaraya, işte Allah yolunda yapılan yardımlara deniyor. Ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve hakim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Hiç şüphesiz din Allah katında İslam'dır. Kendilerine, Bismillahirrahmanirrahim, kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi?
Aralarında Allah'ın kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar işte böyle arka dönenlerdir. Kendilerine kitap verilenler dendiğinde Hristiyanlar ve Yahudiler anlaşılsa da Kur'an-ı Kerim de anlaşılır. Müslümanlara da kitap verildi. Bunu da bu şekilde anlayabilirsin. Yani bu ayetleri kendini dışlayarak sadece Hristiyanlar ve şeyleri Yahudileri anlayarak öyle bir zorunluluğu yok ayetin. Kitap verilenlerden bahsediyor. Kur'an kitap değil mi? Sana da kitap verilmedi mi? Dolayısıyla sen de kitap verilenlerden kasıt. Bazı ayetler zaten Yahudi ve Hristiyanlar ibaresi yoksa bana da söylüyor olabilir. Allah mantığıyla okuman gerekiyor. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında Allah'ın kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da onlardan bir bölüm yüz çeviriyor. Onlar işte böyle arka dönenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günler dışında kesinlikle dokunmayacak. Yani biz cehennemde sayılı gün kadar kalıp çıkacağız demelerinden kaynaklanır. Onların bu iftiraları dinleri konusunda kendilerini yanılgıya düşürmüştür. Artık onları kendisinde şüphe olmayan bir gün topladığımızda ve her bir nefse haksızlığa uğratılmaksızın kazandığı tam olarak ödendiğinde nasıl olacak? De ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. Hayır senin elindedir. Gerçekten sen her şeye güç yetirensin. Geceyi gündüze bağlayıp katarsın, gündüzü de geceye bağlayıp katarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Sen dilediğine hesapsız rızık verirsin. Allah nasıl dua etmemiz gerektiğini de öğretiyor. Müthiş bir şey bu. Dua etmeyi biz Kur'an'dan öğreniyoruz, Allah'tan öğreniyoruz. Allah böyle söyleyin diyor, böyle dualar edin diyor. Duayı bile öğretiyor. İnanılmaz bir şey. Ve burada en önemli şey ateş bize sayılı gün kadar dokunacaktır ibaresi. Bakın bu Müslümanlarda da var, Yahudilerde de vardı. Biz cehennemde sayılı gün kadar çıkacağız, kalacağız, oradan sonra çıkacağız. Müslümanız ya, yanıp çıkacağız. Nerede geçiyor bu Kur'an-ı Kerim'de? Kur'an dışı bilgilerle, tamam mı? Dini inancımız yerleşmiş iliklerimize, tamam mı? İşte rivayetler aracılığıyla bilmem ne. Allah diyor ki Allah'tan, başka bir ayette de diyor ki Allah katından bir Allah'ın kitabından bir bilgi mi aldınız da cehennemde belli bir gün kadar kalacağınızı ve çıkacağınızı söylüyorsunuz? Demek ki Allah'tan bir bilgi olması gerekiyor. Biz cehennemde duracağız, oradan da çıkıp gideceğiz cennete. Neden? Ben Müslümanım, Müslüman olarak doğdum. Böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Coğrafya kader zaten. Sen burada hasbelkader Müslüman bir şeyde ana babada dünyaya geldin diye ayrıcalıklı olduğunu mu zannediyorsun? Ayetler yok mu? İman ettik diyerek bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz diyor ayet. Allah. Ve bir sürü ayet var cehennem tuttuğunu bırakmaz diyor cehennem. Ve oraya girenler çıkamaz diyor oradan. Allah bunları anlatıyor diyor ki ya Allah onu anlatıyor ama. Sen ne yapacaksın anlayamazsın senin kafan basmaz. Açık bu Allah cehenneme giren çıkamaz diyor. Açık değil mi bu ibare? Cehennemi kim yarattı? Allah. Ama peygamberden iyi mi biliyorsun sen? Allah'tan iyi mi biliyor peygamberimiz? Peygamberimize iftira atmışlar. Nereden biliyorsun? Kur'an'dan Allah cehennemine giren çıkamaz diyorsa peygamberimiz ya Allah öyle diyor ama giren çıkacak diyebilir mi bunu? Uydurmuşlar işte millet tembelliğe milleti düşürmüşler veya işte daha böyle merhameti şeyi arttırmak için ha millete dini ısındırmak, kolaylaştırmak için ekleyelim. Neyi ekleyelim? Bunu ekleyelim. Sevap kazandığını zannederek bir sürü rivayet uydurmuşlar adamlar. Kardeşim bu çok ciddi bir tehlike. Cehenneme giren çıkamaz. Girmemek için ben Müslümanım deyip yatman beklenmiyor. Ne yapman gerekiyor? Yani bir şey yapman gerekiyor. Önce Kur'an-ı Kerim okuyup Allah benden ne istiyor deyip onlara elinden geldiğince riayet etmen gerekiyor. Bu sayede cennete gidebilirsin. Kulaktan dolma bilgilerle değil. Ali İmran 29 de ki sinelerinizde olanı gizleseniz de açığa vursanız da Allah bilir. Ve göklerde olanı da yerde olanı da bilir. Allah her şeye gücü yetendir. Bakın sinelerin özünde olanı bildiğini Allah söylemeseydi çok büyük bir şey paradoks olurdu, kaos olurdu. Benim neyi neden yaptığımı doğru yargılayabilmesi için içimden geçeni biliyor olması gerekir. Bu şeyin garantörüdür. Bu inanç. Allah inancının İslam inancının haklının garantörüdür. Eğer bir kutsal metinde Allah'ın insanların kalplerindekilerini, içlerindekilerini bildiğine yönelik bir ibare yoksa kardeşim orada paradoks vardır. Benim neyi neden yaptığımı nereden biliyor Allah? Şey
mesela atıyorum ben bir bara gittim, tamam mı? Diyelim ki oraya giderken ki amacım oradaki arkadaşımı oradan kurtarmak, onu oradan çıkartmak, eve götürmek ve evde anlatmak. Tamam mı? Bara gidiyorum ben. O niyetle. Bunu bağırarak ilan etmediğime göre bara giderken öldüğümü düşün. Allah niye gittiğimi bilmiyor. Sen bara gidiyordun içmeye, işte ne yapmaya bilmem. Ben öyle bir şey yapmayacaktım. İçimi bilmiyor. Veya işte geleceği bilmiyor. Oradan yargılıyor, atıyor cehenneme. İçini bilmen gerek. Yani neyi neden veya bir fakire yardım yapıyorum. O fakiri ben kendime bağlayıp onun etinden sütünden faydalanmayı diliyorum mesela içeriden. Ama dışarıdan ben para veriyorum. Neyi neden yaptığını bilmesi gerekiyor ki Allah adalet sıfatını tecelli ettirsin. Adaletli olabilsin. Muazzam bir avantajı bu kardeşim. Mutlak adaleti sağlayacak olan şey bu. Düşün. Yani seni yargılayacak olan şahıs içini dışını biliyor. Neyi neden yaptığını biliyor. Her şeyini biliyor. Hem avukatın ayette geçiyor. Allah gözetir, aklar, temizler diyor. Onları şey yapar. Aklar diyor yani. Hem avukatın olduğu anlamına gelir. Avukatın kim? Allah kardeşim avukatın. Hakimin kim? O da Allah. Şahidin kim? O da Allah. Bir zerre haksızlığa uğratılmazlar diyor Allah. İşte bunun en önemli ayığı kalpleri biliyor olması. Ali İmran 30. Her bir nefsin hayırdan yaptıklarını hazır bulduğu ve her ne kötülük işlediyse onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını istediği o günü düşünün. Allah sizi kendisinden sakındırır. Allah kullarına karşı şefkatli olandır. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Bana uyun ifadesini buradaki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ibaresini adam hadislerin tamamı zannediyor. Peygamberimize uymayı hadislerin tamamına uymak zannediyor. Şeyi yok, bilgi yok, hani azmi yok, Allah'ı savunma, Kur'an'ı savunma arzusu yok adamın. Bir yerde hadis geçiyorsa daha tamam o. Kur'an'a aykırı olmuş, olmamış o önemli değil. Allah peygambere uyun diyor burada. Peygambere uymak bu mu? Elçiye uymak bu mu? Elçi neyi getirdi kardeşim? Bir topluma Allah elçi gönderiyor, diyor ki elçiye itaat edin, elçiye uyun. Allah'ı seviyorsun. Adamlar diyor ki biz Allah'ı seviyoruz. Elçiye uymuyorsunuz. Elçi neyi getirdi? Elçinin anlamı ne? Elçi ne? Elçi. Mesajı yetkiliden mesajı alıp ileten değil midir elçi? Ne? Mesaj ne? Kur'an. Kur'an'a uyarsan peygambere uymak Kur'an'a uymaktır. Kur'an'a uyarsan Allah da seni sever diyor Allah burada. De ki Allah'a ve elçisine itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Allah'a ve elçisine itaat edin. Allah Kur'an elçi diyor adam. Şimdi kardeşim buradaki V bağlacını sadece bizim Türkçe'de kullandığımız V gibi anladığı için kaynaklanıyor. Problem buradan kaynaklanıyor. Allah'a yani elçisine itaat edin. Demek elçinin getirdiği mesaja itaat edin anlamına gelir. Nereden çıkartıyorsun bunu diyeceksin. Kardeşim Tevbe suresinin birinci ayetini hemen açıp bakıyorsun. Orada diyor ki bu Allah'tan bu yani bu söyleyeceklerim yani buradan itibaren gelecek olanlar bu Allah ve Resulünden bir iltimatomdur diye başlıyor cümle. Tamam mı? Sure ve devam ediyor. Şimdi devam eden ayetler bunu Allah ve Resulü iki ayrı birim olarak aldığında devam eden ayetleri Allah ve Resulü ortaklaşa mı? Ortaklaşa bir kararla mı o ayetleri dizayn edip sunuyorlar? Hayır. Sadece Allah'tan gelmiyor mu bu? Allah'ın kendi inisiyatifi, Allah'ın kendi fikri şeyi değil mi bu? Peygamber iletici değil mi vahyi? Vahyi indiriyor ve Allah Tevbe suresi diye bir vahyi indiriyor. Bu vahyin başında da bu Allah ve Resulünden bir uyarıdır, iltimatomdur diye başladığına göre demek ki senin burada her V bağlacını gördüğünde Allah'ı ve Resulünü birbirinden ayırmanın mantığı yok anlamına gelir. Bu ayet onu çökertir. Tevbe 1. Dolayısıyla Allah'a yani Resulüne itaat edin demek Allah'ın indirdiğini itaat edin anlamına gelir. Resule itaat onun fiili onda örneklik yok mu? Allah Resulü'nde örnekler vardır. Var. Ondaki örneklik ne? Kendi kafasından bir şey mi? Kur'an'dan ayrı bir şey mi ondaki örneklik? Kur'an'a en iyi itaat eden o değil miydi? Evet oydu. Dolayısıyla peygamberimize itaat edilip de Kur'an'a aykırı olan bir şey
dinden olamaz anlamına gelir. Peygamber'e ait olamaz anlamına gelir. Neden? Çünkü peygamberimiz Kur'an'a itaat ediyordu. Kur'an'daki bilgileri pratiğe çeviriyordu. Çünkü onun ayrı bir bilgi kanalı yok. Allah yani. Allah geliyor ve dinin sahibi de Allah. Peygamber dinin peygamberimiz dinin sahibi değil, ortağı da değil. Allah'tır dinin sahibi. Peygamberimiz en iyi şekilde ona itaat eder ve insanlara da örnek olur. Bu şekilde Kur'an'a en güzel şekilde itaat ettiği için örnek olur. Peygamberimize örnek almak, nasıl alacağım ben peygamberi örnek? İşte hadisler var, hadisleri okuyorum. Hazreti İbrahim'i nasıl alacağım ben örnek? Hazreti İbrahim'de de örnekler vardır diyor. Nerede Hazreti İbrahim'in hadisleri? Yok. Kur'an-ı Kerim'de işte Hazreti İbrahim'e örnek alın diyor. Nereden örnek alacağım ben? Hadisleri yok. Kur'an-ı Kerim'den. Aynı şey, peygamberi nereden örnek alacağım ben? Kur'an-ı Kerim'den örnek alacağım. Veya Kur'an-ı Kerim orada yaşadığı için arkadaşları da onu örnek alıyorlar. Birlikte Kur'an-ı Kerim'i yaşıyorlar. Yani oradan şey çıkmaz kardeşim. Kur'an dışı, Kur'an-ı Kerim bırakalım. Ne kadar rivayet var? 150 bin mi? Onlara uyalım mantığı çıkmaz oradan bir kere. Onu bir kenara bırakman gerekiyor. Şimdi devam eden ayetler, Ali İmran suresi İmran ailesi demek. İmran ailesi dediğimiz kim? İşte İmran. İmran'ın eşi. Ondan sonra İmran'ın kızı. İşte Hazreti Meryem. Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa, o tayfa, bu aile İmran ailesi olarak Kur'an-ı Kerim'de bir sure olarak yer alıyor. İnanılmaz bir şey. Bu, bakın, ben şimdi bu ayetleri okumayacağım çünkü bu bir hikaye, bu bir şey. Ve Kur'an'ın farklı yerlerinde de bu hikayeyi tamamlayan ayetler olduğu için, daha evvel de söylemiştim, Kur'an-ı Kerim anlatım tekniği böyle 40 farklı yerde anlatır. Anlatım diyalektiği farklıdır. Dolayısıyla bütün ayetleri bir araya getirmek gerekiyor şeyi tamamlamak için, kıssayı. Dolayısıyla İmran ailesiyle alakalı kıssayı öğrenmeniz için ben size Hazreti Meryem filmini öneriyorum. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bağımlı kalınarak çekilmiş, büyük oranda bağımlı kalınarak çekilmiş bir film. İnanılmaz bir film. Bunun biri YouTube'da var bu. Birinci videoyu ben videonun altına koyacağım, şey, açıklama bölümüne. Oradan diğer bölümlere de ulaşabilirsiniz. Ya rica ediyorum gerçekten. Eğer Hazreti Meryem dizisini, kısa bir dizi bu, İzlemeyen varsa ya lütfen izlesin. En böyle seküler insanlara bile izlettim ben, arkadaş çevremde. Dinle Diyanet'le alakası olmayan adam duygu patlamaları yaşadı. Finalde zaten ağlamayan yok. Şeyini değiştirir. Hazreti Meryem olayına, peygamberlik olayına, mücadeleye bakışını değiştirir. Kesinlikle izleyin. Ve çok büyük bir prodüksiyon yani. Sadece şeye, o dönem, çektikleri dönemde sadece kostümlere 15 milyon dolar harcamışlardı. O dönem düşün. Ki bizim en büyük filmimiz şu anda o 15 milyon dolarlık falan yani. Düşün, ona sadece kostümlere harcamışlar. Çok iyi bir şey, onu izleyin. Kesinlikle daha iyi öğreneceksiniz. Ali İmran suresi 59. ayet. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra onu ona ol demesiyle o da hemen oluverdi. Bu ibare Adem'in durumu, İsa'nın durumu gibidir ibaresi ilginç bir ibare. Yani ikisini de Allah topraktan yarattı diyor. Daha ilgincini söyleyeyim mi size? Bir video koyacağım bu yine açıklamanın altına. İsa ve Adem'in durumu gibidir ayetiyle ilgili bir video koyacağım. Çok ilginç matematiksel bir şey var. İbare var, çok ilginç yani, onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Ali İmran suresi 64. ayet. De ki ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız diğer bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. Eğer yine yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun biz gerçekten Müslümanlarız. Abi Yahudilere İthafen söylediğini düşünüyoruz. Neden? Çünkü bir sonraki ayette de Tevrat'a ve İncil'e atıfla ey kitap ehli, İbrahim konusunda niye tartışıp duruyorsunuz? Tevrat da İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Yine de akıl erdiremeyecek misiniz dediği için bu ibareyi doğrudan doğruya Hristiyanlara ve şeylere söylüyor. Yahudilere söylüyor. Gelin tek bir kelimede buluşalım. Allah'tan başka ilah olmadığını kabul edelim. Ve ona kimseye ortak koşmayalım ibaresi var, tamam mı?
Allah Hristiyan'a ve Yahudi'ye bile bunu söylüyor ki adamlar bizim peygamberlerimizi kabul etmiyorlar yani. Kur'an'ı kabul etmiyor adam. Allah onlarla birlikte tek bir noktada buluşun diyor. Bizim Müslüman, biz diyoruz ya hani kardeşim bu hadisler problemli yani, Kur'an-ı Kerim'e aykırı, Kur'an'daki dine aykırı birçok hadis burada. Kur'an'la uyumlu olan hadislerden faydalanabilirsin en fazla. Mantıklı olan o. Zor olmaya, zor da değil bu. Ama senedi var, onun şeyi var işte bir. Kardeşim senedi beni ilgilendirmiyor. Senedi sepetini uyduran senedini de uydurur. Şeyi uyduran, metni uyduran çok mu zor bir şey ya kardeşim? Yani uydurabilir nihayetinde. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le uyumlu olan bilgi bizim için muteberdir diyen Müslümana kafir diyor bize, tamam mı? Kafir diyorlar. Bir numaralı düşman ilan ediyorlar. Ateistlerden, Yahudiden, Hristiyan'dan, müşrikten, Budist'ten herkesten daha tehlikeli görüyor Kur'an'a davet ettiğimiz için. Ve bakar mısın ya? Allah Yahudi'ye ve Hristiyan'a bile diyor ki gelin ortak bir yerde buluşalım ki başkalarına tapmayalım bizim gibi insanlara. Birbirimize tapmayalım. Allah'tan başkasına da kul olmayalım. Şeyhinin kulu olmuş adam. Kul olmak odur. İlla önünde secde edip namaz kılman gerekmiyor. Kul ne? Emre itaat edene denir kul. Kayıtsız şartsız itaat ediyorsa kuldur, köledir o. Allah benden başkasına köle olmayın diyor. Diğerlerini sorgulayın. Adam bu adamlar çıkıyor. Bir numaralı düşman ilan ediyorlar Kur'an'a davet eden Müslümanları. İnanılmaz bir şey. Peygamber dönemini yaşıyoruz resmen. Gerçekten sahabeler neleri yaşadıysa, aileleriyle, çevreleriyle nasıl bir gerilim yaşadıysa şu anda o gerilimi teorik düzeyde Müslümanlar yaşıyor. Eğer başımızda devlet olmasa pratik düzeyde yaşayacak. Herkes birbirini kesip doğrayacak. Yani savaş edilecek resmen. Edilmeyecek mi? Savaş edilir. Bizim gibi düşünenleri kesip doğramaya gelen bir kitle varsa ortada, devlet yoksa başımızda ne olacak? Sen de resmen aynı dönemi yaşıyoruz. Değerli kardeşim, ben söyleyeyim. Yani Allah hidayet versin. Çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Burada bitirelim inşallah. Nerede kalmış olalım? Ali İmran 78'den devam edelim inşallah. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.